Sabah raporundan herkese iyi haftalar. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri yorumlamaya çalışacağız. Günaydın Gökhan. Günaydın. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim öncesindeki son gün, dolayısıyla aslında piyasaların temelde merak ettikleri konu Biden mı Trump mı? Bu ikisi arasındaki yarış soluk soluğa birkaç eyalette kilitlenmiş görünüyor şu an itibariyle başkanlık yarışı. Biden hala kuvvetli bir şekilde önde görünüyor olmakla birlikte geçen seçimlerde yaşananlar yine belli bir noktada iş Trump'a döner mi dönmez mi, buna dair tartışma yaratıyor. Piyasada bunun öncesinde geçen hafta belirsizliği çok da fazla istemediği için satmayı tercih etti. Mart'tan bu yana en kötü hafta geçti hisse senetlerinde, özellikle Amerikan borsaları açısından bakacak olursak. Diğer taraftan yine baktığımızda buradaki tabloya bir de diğer yanda dünyanın geri kalanındaki virüs nedeniyle kapanmaları eklediğimizde görünüm iyiden iyiye bozuluyor. Kasım ayları genelde zaten hisse senetleri için pek de iyi olmayan aylar, ama genel perspektifi dikkate alıp değerlendirdiğimiz zaman hakikaten çok fazla belirsizliğin bir arada fiyatlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Avrupa'da birçok yer kapanıyor. Dolayısıyla bu kapanmalar ne kadar etkileyecek ekonomileri, biraz da bunlara odaklanıyoruz. İçeride Merkez Bankası'nın attığı adımlar, bunların yansımaları önümüzdeki hafta boyunca yine tartışılmaya devam edilecek. Yarın gelecek olan enflasyon verisi yine bizler açısından önemli bir başka konu. Çin'den gelen PMI verileri var. Dolayısıyla elimizde yoğun bir gündem ile başlıyoruz bu haftaya diyelim. Ve satır başlarını aktarmak, aynı zamanda yeni haftaya başlarken verilerin neler gösterdiğini almak için araştırma masasında Cumhur Örnek bizleri bekliyor. Açıl, günaydın, iyi haftalar. Senin bıraktığın yerden başlayayım ben de. Asya'daki gelen PMI verilerine bakacak olursak iç taleple canlılık devam ediyor. Yaklaşık 3'te 2'si 50 seviyesi, yani genişleme seviyesinin üzerinde bulunuyor Asya'daki ülkelerden gelen PMI rakamlarına bakacak olursak. Dolayısıyla Cuma günü Amerikan borsalarındaki o yaşanan hızlı düşüşün bir miktar bu noktada durulmasına neden olmuş gibi gözükmekte. Amerika tarafında evet, bu hafta oldukça kritik, bazı önemli noktalar var, aktaralım. Yarın itibariyle evet seçimleri göreceğiz. Dün Amerika'da yaz saati uygulaması ile ilgili değişiklik oldu. Dolayısıyla artık 15.30'da gördüğümüz veriler 16.30'a kaydı. Salı günü seçim olduğu için de FED toplantısı Perşembe günü yapılacak. Dolayısıyla bu değişiklikleri akılda tutmakta fayda var. Cuma günü de tarım dışı istihdam verisi gelecek. 600 bin kişilik bir artış bekleniyor. Belirsizlik aralığı geçtiğimiz o salgın dönemine göre bir miktar iyileşmiş gibi duruyor. En düşük tahmin 300 bin, en yüksek tahmin ise 1 milyonluk artışa işaret etmekte. Johnson hafta sonu gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında önümüzdeki dönemde salgınla ilgili bugün adım atmazsak günlük ölüm, hayatını kaybedenlerin sayısı 4.000'e ulaşabilir dedi. Dolayısıyla ülke çapında karantina kararı var. Bunun piyasaya yansımasına baktığımız zaman sabah saatlerinde sterlinin değer kaybettiğini görüyoruz. Bu noktada Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın da bir toplantısı olacak. Bu toplantıda olmasa bile önümüzdeki dönemde bu kapanmalara ilişkin ek teşvikler gündeme gelebilir. Negatif faiz bu hafta için beklenmiyor ama önümüzdeki haftalarda İngiltere tarafında da tartışılabilir gibi gözüküyor. Sterlin sabah saatlerinde şu anda 1.2910'dan işlemler devam ediyor. Perşembe günü ancak İngiltere'den 100 milyar poundluk varlık alım programında bir artış bekleniyor. Rakam da 745 milyar sterlinden 845 milyar sterline yükselmesi beklenmekte. İçeriye dönecek olursak elbette bir yandan İzmir'den gelen haberleri ve hayatını hem kaybedenleri hem de kurtulan mucize kurtuluşları takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar İzmir'e buradan geçmiş olsun dileyelim. İçeride piyasalara döndüğümüzde de hafta sonu İstanbul Ticaret Odası'nın verilerini takip ettik. Gıda tarafında %3.7'lik bir artış söz konusu. Bu da bizim verimizde de nispeten geçtiğimiz yıl %2'lik bir artış vardı. %2.10'a işaret ediyor bizim ankette de. Dolayısıyla bu baz etkisi maalesef hani geri dönüş olmayacak. Zaten bu geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine de yansımıştı. Yıl sonunda %12.10'luk tahminini açıklamıştı. Senin de söylediğin gibi 11.75'te verilen alternatif kaynaklarda kısıtlamalar var. Tüm fonlamanın %13'ü sadece %11.75'te sağlanıyor. Geri kalan rakamlar %14.75'e, hatta geleneksel repoda da üstüne çıktı. Cuma günü %14.84 oldu. Yapılan sıkılaşmaya baktığımız zaman yaz aylarından bu yana 600 bas puanı geçti. Ancak piyasaya, özellikle eğer buranın döviz piyasasına ilgisi, dengesini kurmasını düşünüyorsak eğer, böyle bir şey yansıma yok.
Merkez Bankası toplantısından bu yana her gün dolar Türk lirası yükseliyor. Hakeza sabah saatlerinde de 8.37'nin hemen altındayız. CDS'imiz ise 560 seviyesine geldi. Hazine itfasından daha az borçlanacak. Ancak orada da baktığımız zaman 2 yıllık ve 10 yıllık tahvildeki yükseliş devam etti. 2 yıllık ise %15'i aştı. Diyeyim ve tekrar sözü size bırakayım açın. Cumhur, teşekkür ediyoruz sana aktardığın notlar için. Biz de başlıyoruz Gökhan Şen'le sohbetimize. Önce seçimlerle başlayalım istersen. Kilitlenilen birkaç tane temel yer var gibi görünüyor. Özellikle buradaki electoral vote dediğimiz başkanın kim olacağına karar veren seçmenler kurulu içerisindeki isimler. Buralar çok belirleyici noktaya gelmiş görünüyor Amerikan seçimleri açısından. Hala şu an itibariyle aslında cepte denilebilecek delege sayısında çok açık ara Biden'ın önde olduğunu görüyoruz. Fakat arkadan gelen yüksek delege sayısına sahip olan birkaç eyalet daha var. Bunlardan bir tanesi Pensilvanya, bir tanesi Florida. Bu eyaletlerden çıkacak olan sonuçlar hakikaten piyasa açısından da en çok merak edilen noktalar olacak. Elbette bir yandan da mektupla gönderilmiş olan oyların sayımları, onların içeriğinde nelerin çıkacağı da çok belirleyici olacak gibi görünüyor. İlk kez böyle bir seçim oluyor. Bu kadar yüksek sayıda mektupla katılım da ilk kez olduğu için aradaki zaman farkı o oylara nasıl yansıdı onu bilemiyoruz. Yani Trump'ın hasta olduğu ve aranın çok açıldığı dönemde kullanılmış olan o 40-45 milyonluk oyun bugün oyların toplamına olan etkisi ne kadar olacak onu da bilemiyoruz açıkçası. Haklısın. Günaydın herkese. Tekrar başımız sağ olsun Cumhur'un da bıraktığı yerden. Hakikaten zor bir hafta sonuydu. Mucize kurtuluşlar bir parça olsun belki. Hala devam ediyor. Devam ediyor. Daha biraz önce bir haber daha geldi. Evet, içimizi serinletti. Yani yaklaşık 70 saat sonra filan hakikaten çok mucize. Kalanlara da Allah kolaylık versin, sabır versin. Hepimiz için çok büyük bir ders daha. Yani çok daha büyük şeyler olabilir Türkiye'de. Çok daha kalabalık yerlerde olabilir. Ayrıca konuşmak lazım. Ali Can da gelince biraz zaten detay anlatır ama yani her vatandaşımız kıymetli. İstanbul'da olsa başımıza neler gelir tahmin etmesi bile güç. Yani ben ekonomik taraftan baktığımda yani insan hayatlarıyla beraber sonra nasıl devam ederiz diye yani dünyada yaparım Türkiye'de verginin önemli bölümünü veren, üretimin önemli bölümünü sağlayan ve birçok belki fikri mülkiyeti de elinde bulunduran İstanbul için büyük bir kıyım olur yani ekonomik anlamda ve oradan toparlanmak çok zor olabilir. Dolayısıyla bunlar çok acı birer ders yani gerçeğe en yakın, gerçek üstü belki dersler. Mutlaka ders çıkarmak, öyle devam etmek gerekiyor. Yani biliyorsun yeni çağ işte ticaret savaşları vesaire her alan stratejik ilan ediliyor dünyanın hemen hemen her yerinde. Belli ki bu da bizim en öncülerimiz arasında olması gereken bir konu. Çoktan belki olmalıydı. Ufak tefek adımlar da var, atılmadı değil ama epey yetersiz. Yani gerek şehirleşme gerekse de diğer alanlarda. Dolayısıyla bu dersi bir kez daha hakikaten hep beraber çıkarmak lazım. İlk söyleyeceğim bu olsun. Amerika'daki seçimler için yanılmıyorsam artık 90 milyona yakında oy kullanıldı. Şimdi 200 küsür milyon şey var, seçmen var. 230-240 gibi düşünsek. Yani %60 civarı da yani geçen sefer 61 olmuştu. Hadi bu birazcık daha polarize bir seçim. 65 puanlık bir katılım olsa yine çok kaba verilerle 150 milyona yakın insan oy kullanacak. Demek ki 90'a gittiyse kaldı 60. Yani hemen hemen iyi kötü şey belli. Durum belli yani sandıklar açıldığında şey belli. Yani ufak tefek belki bir yerlerde fark eder. Kullananların da önemli bölümünün demokrat olduğu yönünde çeşitli şeyler var. Onu da nasıl yapıyorlar? İşte belli eyaletlerde eğer ki raporlanıyorsa bir parti bağı varsa o parti illiyetine göre seni bir yere kategorize ediyorlar. Yani demokratsan ve gerçekten demokratlara atmışsan ki herhalde öyle olmuştur. O zaman ortaya bir sonuç çıkıyor. Birkaç tane arkadaşlarımız da paylaşmış, editör arkadaşlarımız proje gördüm. Yani işte seçimle alakalı en yüksek şeyi veren, tahmini veren 45 milyon kadar bir tahmin vermiş. Bunun işte kabaca 10 küsür milyonu bağımsız, 10 küsür milyonu cumhuriyetçi, 20'ler civarında ise demokrat var şu ana kadar. Ama tabii indikatif midir? Onun için bir şey söylemek güç. Seçime katılım için de bir şey söylemek güç. Hatta bir aşama ileri götürelim. Senin bahsettiğin gibi bazı eyaletlerde, mesela yanılmıyorsam Pensilvanya bunlardan bir tanesi, oy verme süreci de uzatıldı. Yani 3 Kasım'da bitiyor dediğimiz seçimin 6'sına kadar sayımı devam edecek. O da şöyle, daha önce sen bir şekilde mektupla yolladıysan ve bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum ama Pensilvanya içerisinde de senin oyların 3-4 günü buluyorsa gelmesi eyalet içerisinde ben kabulüm diyor.
Biliyorsun Amerika'da eyaletler kendi kurallarını koyabiliyorlar. Bazı yerlerde erken oylama var, bazı yerlerde yok bunun gibi. O yüzden de 6 Kasım'a kadar gelen mektuplar kabul edilebilecek. Bilmiyorum 3 Kasım akşamı ne olacak. Belki anketlerin gösterdiği gibi çok farklı sonuçlar ortaya çıkacak ve yani gerek kalmayacak. Gerek kalmayacak ya da belki gerçekten de yakın olacak. Ama yani bir belirsizlik var, bunu kabul etmek gerekir. Burada iki tane kimin kazandığından bağımsız bence risk var. Bir tanesi bu işin işte sayımı, dökümü, kavgası vesairesi uzaması. Ki daha önce Bush biliyorsun bir yerde bunu talep edip devamında da kazanmıştı. Yani bu tip şeyler de olabiliyor. İkincisi de işte Başkan Trump'ın bu tip şeyler göstererek, mazeretler göstererek yani ben bırakırım ama hele bir şuraya bakalım falan gibi şeyler demesi. Zannetmiyorum ama piyasalar için bunlar uç risk. Bunun haricinde tabii ki kimin kazanacağına odaklanıldı. Herkesin bildiği bir hikaye artık. Sonuçta kimin kazandığı oy sayısına göre değil de oradaki delege sayısına göre belli oluyor. İşte yaklaşık 569 delege var. 568 miydi tam hatırlamıyorum. Yani 270'i bulan şeyi bitiriyor. Olayı bitiriyor. 270'i de tabii oylara göre buluyorsun ama öyle bir oy dağılımına erişmen gerekiyor ki yani hem ülke sathına yayılacaksın hem de mümkünse yüksek delegesi olan eyaletlerde de önde geleceksin. İşte bunların da zaten hangileri olduğu belli. Herkes bunları takip ediyor. Benim gördüğüm kadarıyla yine seçimden yani önceki gün ya da son gün belki konuşuruz ama benim gördüğüm kadarıyla Biden'ın liderliği hafif hafif bazı eyaletlerde açılarak ülke çapında da yarım puan, bir puan kadar yukarı giderek devam ediyor. Şimdi son anketlere göre kabaca 7 puan desek fark. Yani bunun kapanması eğer ki anketler yani bir gösterge ise hemen hemen imkansız gibi. Peki geçen sefer ne olmuştu? Yani Hillary Clinton'ın önündeydi, ona ne diyeceksin dersen. O zaman mesela 3 puan önde gösteriyordu anketler. Hakikaten de 2.1 puan önde bitirdi. Yani 2 milyona yakın oyla, 3 milyona yakın oyla pardon, alarak seçimin galibi oldu. Ülke çapında national vote'u kazandı. Fakat delegelerde bahsettiğimiz o işte giden gelen eyaletlerde önde bitiremedi. Bu sebeple de eğer ki anketler yani yine yanılmazlarsa, geçen seferki gibi sadece 1 puanda kalırsa şeyleri, bu hata payları, o zaman Biden bu işi süpürecek gibi görünüyor. Kongre biliyorsun ikili bir yapı. Bir tanesi Senato, öbürü Temsilciler Meclisi. Bu seçimde Temsilciler Meclisi'nin bütün şeyleri değişiyor, katılımcıları değişiyor. Senato'da ise yaklaşık 1/3'lük bir değişim olacak. Yani 100'ün 30-35 kadarı değişecek. O yüzden de bir mavi dalga yani iki seçeneğinde kanadında artı başkanlığında demokratlara gitmesi güçlü gibi görünüyor şu son oylarla. Biz hep konuşurken seninle son haftayı bekleyelim. Çünkü son hafta yakalanan ivme eğer ki olursa herhangi bir aday adına o zaman ankette de şeyde de sandıkta da yansıyabiliyor diye gördüğümüz kadarıyla Biden'ın liderliğini tehdit edecek herhangi bir anket şu ana kadar çıkmadı. Ne momentum olarak ne de seviye olarak. O yüzden de benim yani şu an Biden'ın kazanacağına dair tüm piyasa gibi görüşüm kuvvetlendi. Fakat tabii piyasalarda %100 bunun fiyatlaması var mı dersen bence farklı sebeplerden ötürü tam bir net fiyatlama henüz göremiyoruz. Şimdi burada tabii birkaç tane genel soru işareti var üzerindeki hakikaten tartışmak gereken. Çünkü belirsizliğin büyük olduğu yerler mesela piyasa başta Trump'ın başkanlığı daha iyi. Dolayısıyla hani büyük Wall Street şirketlerine işte büyük teknoloji şirketlerine bölünmeler, diğerlerine vergiler vesaire nedeniyle Biden'a biraz mesafeli yaklaşıyordu. Şimdi eğer bir mavi dalga olacaksa hem bu destekleme canlandırma paketinin çıkışının kolaylaşması hem aynı zamanda orta uzun vadede daha avantajlı bir tek ve istikrarlı yönetim olması nedeniyle hisselerde iyimserlik tarafı daha ağır basar diyorlar. Ama bölünmüş bir senato, temsilciler meclisi ve başkanlık yapısı hisseler için kötü noktasına gelindi. Hani Trump kazanırsa hisseler için fena değil. Biden kazanırsa, Biden eğer mavi dalgayla kazanıyorsa hisseler için iyi noktasında. Piyasa bir şekilde zaten bu kadar likidite ortada olduğu için önünü görebildiği anda kendi yolunu çizmeye çok rahat bir şekilde başlayacaktır gibi duruyor. Dolayısıyla esas önemli olan önünü görebiliyor olmak. Önünü gördüğü anda her ikisine de hikaye yazmak kolay. Kolay. Şimdi tabii işte sadece tek başına dün dünyada yanılmıyorsam 500 bine yakın vaka var. Covid-19 vakası var bir günde rapor edilen. 100 bin Amerika'da bir gündeki vaka sayısı oldu. 100 bin de Amerika'da geliyor. O yüzden de yani büyük bir belirsizlik var aslında. Yani bunu Fed üyeleri de söylüyorlar. İşte Amerika'da siyasetçiler de söylüyorlar.
tahmin yapmaya çalışanlar da söylüyorlar. Çetin bir kışla da karşı karşıyayız. Yani çetin olması, mekanların kapalı olması, soğuktan ötürü mekanları kapanacağımız ve Amerika'da tedbirlerin ne kadar yeterli olup olmamasıyla filan doğru orantılı. Zaten Başkan Trump'ı şu ana kadar sandıkta sıkıştıran, anketlerde geriye düşüren belki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Yani burayı kötü yönetmesi, başlarda hafife alması, sonra kendisinin de yakalanması filan derken ardı ardına işler epeyce zorlandı. Bir de tabii kendisinin her ne kadar elinde olmasa da hastalığın getirdiği dünyanın her yerinde eğer ki harika yönetemediysen ya da devam ediyorsa sonuçta bir ekonomik zorluk var. Bu ekonomik güçlükler de öyle ya da böyle başka hataları yanına ekleyebilirsen eğer eklersen ya da o zaman senin haline yazılabiliyor olumsuz anlamda. Başkan Trump da bunu en çok tecrübe edenlerden bir tanesi oldu. Dünyanın farklı yerlerinde farklı da gitti. Yani işte seçimler yapılırken salgının ilk çıktığı zaman da Güney Kore'de hiç beklenmeyen bir şekilde işte solun önüne gelmesi falan hatta tarihi bir zafer olmuştu. Hakeza Yeni Zelanda'da aynısını yaşadık. Orada da çok büyük bir tarihi zafer var. İyi yönetildiğine dair kanaatle birlikte şimdi bunlara çok büyük krediler açıldı. Fakat Başkan Trump da tam tersi oldu. Yani bunları bir görmek lazım. O yüzden de bu belirsizliklerden sonra kim neyi ne kadar kazanır bakacağız. Daha önce de burada bir analizini yaptık aslında. Seçim gününü yine yaparız ama yani şeyi ayrıştırmak lazım. Bu seçimde diyelim ki hakikaten piyasaların son sona gördüğü gibi anketlerden bir mavi dalga oldu. O zaman yani şeyler farklılaşır. Varlık fiyatlarının performansı farklılaşır. Mesela hisse senetleri için net iyi olur mu? Çok emin değilim. Çünkü vergiler artacak bu kesin. Böyle olursa bir bakmak gerekir. İkincisi bu işin konuşulmayan fakat ya da görünmeyen fakat etkili olan da bir yanı vardır. Yani özellikle son belki küresel finansal krizden bu yana öncesi de var mutlaka yani evveliyatı da var ama yani ondan beri devletin verdiği destek ve çizdiği istikamet de bana kalırsa önemli. Yani küresel krizden bu yana herkesi özendiren, başarısız olan bireyleri de özendiren, dolayısıyla risk almanın maliyetini manipüle eden ve piyasalarda her zaman long olmayı, pozisyonda olmayı, risk almış olmayı özendiren devlet aklını da bence yabana atmamak lazım. Biden'ın burada özel sektöre bakışı bana göre Trump'la karşılaştırıldığında biraz daha özel sektör açısından problemli. Çünkü gerek büyük teknoloji firmalarının gerekse diğer şirketlerin hem performansıyla hem de şeyle daha fazla ilgileniyor. Yani sol diyemem ama Trump'a nazaran birazcık daha iş dünyasına o anlamıyla mesafeli olabilir. Dolayısıyla hisse senetleri için durum belirsiz. Oysa ki yüksek kamu harcamasını çok kısa çıkarabileceği zaten kafadan bir 2 trilyon dolarlık canlandırma paketiyle geleceği için öncelikle şey için yani kamu maliyesi için bir yük olabilir. O yüzden de hazine faizleri mesela son satışlardaki derinleşmeye rağmen bir türlü aşağıya gelmiyor Amerika'da. Yani neredeyse 0.90'a dayandı. Buradaki hareket çok büyük. Mesela Türkiye'yi takip edenler biliyorlar. Yani şimdi bizde 13-14 ise 10 yıllık. Bunun 24-25'e gelmesi gibi. Yani o kadar majör bir hareket oldu son zamanlarda Amerika'da. Dolar için görünüm mesela biraz belirsiz. Yani demeye çalıştığım şey Amerika'nın hem sabit getirili menkul kıymetleri için hem para birimi için hem de şeyi için hisse senetleri için durum göründüğünden biraz daha komplike. Dolayısıyla önümüzdeki dönemi biraz daha hem jeopolitik anlamda hem ekonomik anlamda hem de bizim gibi gelişen ülkeleri olan yaklaşım çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman gerçekten çok kritik bir seçim olacağı aşikar. Bekleyip görmek dışında şu anda yapabileceğimiz çok bir şey yok ama yatırımcılar açısından da bakıldığında hakikaten Türkiye'de bugünden yarına fiyatlaması çok kolay olmayan sonuçlara yol açma potansiyeli var. O yüzden hani biraz temkinli davranmak ve görerek hareket etmek daha avantajlı olabilir. Daha önceki seçimlerde mesela vadeli piyasalar üzerinden, varantlar üzerinden alınan pozisyonlarla seçim öngörüleri veya ona yönelik yatırımcı stratejileri falan çok tartışılırdı. Bu kez bu birazcık tehlikeli gibi görünüyor. Çünkü seçimin nerede biteceği, ne noktada biteceği, hangi vadede biteceği hepsi bilinmez birçok unsur barındırıyor. Dolayısıyla bayağı ciddi yatırımcılar açısından da zorlayıcı olacaktır. Pozisyonda kalmak ve pozisyonda beklemek isteyenler için. Evet yani tabii görmek lazım. O da yani Biden'ın kazanacağına dair bir ön kabulle konuşuyoruz. Yani anketler oraya gittiği için. Ama buradan net bir fiyatlamaya gitmen güç yani hele ki Türkiye'deysen. Bir tur falan bir denendi yani hatırla bundan 2-3 hafta önce kadar Türk lirası sat işte Meksika pesosu al ne bileyim Rus rublesi sat şunu al falan gibi
ikili şeyler ufak tefek pozisyonlanıldı, yapıldı. Ama onun haricinde şimdilik majör bir şey beklemem. Sonuçta Biden'ın zafere giderken ki işte konuşmaları ya da son yıllarda önümüze tekrar getirilen konuşmaları net bir yön tayin etmez. Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump'ın münasebetinden ötürü fena gitmedi. Ama fena gitmediğinin karşılığı iyi de gitmedi. Yani bizim Amerika ile herhangi bir anlaşabildiğimiz, ortaklaşa götürebildiğimiz bir 100 milyar dolarlık işte ticaret hedefi, onun da konuşulması, yani ortaya da bir şey konmadı. Bunun haricinde pek bir şey yok ortada. Herhangi bir dünya bölgesinde, ya bize yakın bizim de olduğumuz bölgede de pek anlaşabildiğimiz yok. Yani ufak tefek belki kısa vadeli çıkar ilişkileri var ama yani o stratejik müttefikten şu an ortakta eser yok. O yüzden de yani bunun bir altı evet kötü olur ama daha ne kadar altı olabilir bilmiyorum. O yüzden Biden da şeyi giydiği zaman, tacı giydiği zaman belki biraz daha makuliyet çerçevesinde hareket etmek durumunda kalır. Yani ben net bir fiyatlama çok öngöremiyorum. Peki buradan geçelim istiyorsan virüsle ilgili tartışmaya, birazcık değindim biraz evvel ama biraz üzerinde derinlemesine konuşmak lazım. Çünkü dediğimiz gibi Amerika'da günlük vaka sayısı 100 binlere geldi. İngiltere sürü bağışıklığıyla başladığı noktaya şimdi işte sınırlamalar, eve kapanmalar, evde kalma çağrılarıyla devam ediyor. Hatta aslında Amerika'nın belki de birazcık şeyi, İngiltere'nin sürekli antitezi üzerinden giden işte Brexit partisinin Nigel Farage'ini döndürüp lockdown karşıtı partiye, yani evde kalma karşıtı partiye dönüştürme yönünde hamle yapıyormuş. Yani oradaki hakikaten kafayı anlamak çok kolay değil. Tabii yönetim bu kadar fazla sapınca bir uçtan bir uca sürü bağışıklığından kapatmalara 6 aylık periyod içerisinde bunun alternatifi veya karşıt söylemini geliştiren de mutlaka çıkıyor ortaya. Yani durumdan vazife çıkarmak diye bir şey var ya, bir kalıp var ya, Nigel Farage herhalde İngilizler için onun tam sözlükteki karşılığı, bir şekilde konunun kendisiyle... Onun aklı tersine giden bir... Evet, konunun kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyor yani her seferinde. Bu sefer de bu. Bir yandan bildiğim kadarıyla bir dijital para şey işi de var onun. Evet. Pazarlama işi de var. Ya ona destek olacaktır ya da bilmiyorum, yani öyle bir şey görünüyor ama hani İngilizler için hakikaten çok enteresan bir figür. Neyse, yani günün sonunda tabii tablo vahim. Avrupa'da özellikle. Türkiye'de Avrupa'nın bir parçası. Biz de tabii tam şeyi bilmiyoruz, yani vakaları bilmiyoruz. O yüzden net bir yorum da yapılamıyor. Bunlar en azından bildiğimiz ve yorum yapabildiğimiz ülkeler. Yani çok yüksek sayılar var. Yani Fransa'da en son baktım 46-47 bindi. İşte İngiltere'de 20 bin üzerinde. İtalya'da hafifledi deniyor, 29 binlerde filan. Ölüm oranları bereket ki düşük. İlk dalgaya göre, ama sonuçta hala insanlar hayatlarını kaybediyorlar. O yüzden de belli başlı önlemler almak gerekiyor. Yani böyle olacağını zaten konuşmuştuk. Bu çok şey değil, sürpriz yani değil, sürpriz bir şey değil. Fakat yani tekrarlamak gerekirse, yani daha az belirsizlik olduğu için, daha fazla ekspertiz olduğu için elimizde, ekonomilerin bu kez çok zarar görmeyeceği, hatta birçok yerde okulların kapanmadığı, okulların kapanıp kapanmaması konusu eğitimciler için tabii ayrı bir platform. Fakat bizim gibi yani etkilerini değerlendirenler için ekonomik anlamı büyük. Bizde ölçülmüyor, tam bilmiyorum ama mesela İngiltere'de bir rapor görmüştüm. Herhalde Oxford Economics'indi. Onlar yaklaşık 60 milyar sterlin olarak ölçüyorlardı. Eğer ki okullar kapanırsa bunun ekonomiye getireceği yükü. Çünkü okullar açık olduktan sonra işte okul harcamasından tut da işte çocuğun okulla ilgili ne bileyim taksitine, servisine, işte yemek parasına, İşte okulla ilgili kıyafetine vesaire, anne babaların dışarıda olması, yani çok ciddi bir sektör yaratıyor. Eğitim sektörü zaten başlı başına büyük. O yüzden okulların mesela açık kalacak olması bile bence ikinci dalgadaki ekonomik etkinin daha az olacağını söyler. Ama farklı bir fikri de mesela seslendirmiş olalım. Eski IMF baş ekonomisti Blanchard'ın bir tweet dizisini gördüm ben. O mesela tam tersini düşünüyor. O belirsizliğin çok daha yüksek olduğunu, dolayısıyla ikinci dalganın çok daha sert olacağını düşünüyor. Ben hiç böyle düşünen de görmemiştim açıkçası. Yani sözüne değer verebileceğimiz insanlar arasında. Onu da seslendirmiş olayım. Mesela ben tam tersini düşünüyorum. Bir görmek lazım ne kadar sürecek. O yüzden de tabii ki majör hikayedir. Hem bizim ihracatçı için öyle, hem oradaki insanlar için öyle. Özel tüketim ister istemez düşecek. Çünkü evet, barlar, restoranlar, yani gel al paket servis ya da işte evlere servis dışında kapalı. Bu bile başlı başına ciroları aşağı çeker. Zaten perakendeler de eğer ki çok gerekli değilse, kritik değilse onlar da kapanıyor. Bir de bu bizim açımızdan değil ama mesela Avrupa açısından çok belirleyici ve çok kritik. Mesela Fransa'da da kapanmalar geldi. Özellikle küçük dükkanlar, küçük mağaza sahipleri, esnaf
doğrudan lobiler aracılığıyla baskı yapmaya çalışıyor Macron'a. Onlar da işte bir 15 gün sonra kararı tekrar gözden geçiririz falan diyor. Çünkü yılbaşı dönemi, Christmas dönemi Avrupa'da özellikle bu mağazaların yaptığı ciroların kabaca %35-%40'ını yaptıkları dönem. Dolayısıyla bütün yılın en kıymetli zamanı ve bu virüs nedeniyle kapalı kalırsak hiçbirimiz hayatta kalamayız diyorlar. Böyle problemlerle de karşı karşıyayız. Şimdi kısmi esneklikler sağlanır mı? O esneklikler ne kadar insanları cezbeder? Bu kadar yoğun ve yaygın bir şekilde virüs her yerde görülürken bu sistematiği uygulamak doğru mudur, değil midir? Bunların hepsi hakikaten çok büyük belirsizlikler, çok da zor kararlar ama bildiğimiz bir tek şey var. Siyasetçiler kapatmak istemiyor. Kapatmayı kaldırabilecek bir siyasetçi de kalmamış gibi görünüyor. Öyle, çünkü yani en başından beri burada konuştuk. Yani hep mesela ilk çıktığında da hatırla, işte hep sağlıkçılar davet edildi, programlara konuşuldu. Hep çıkan sonuç aynıydı. Biz de izledik yani, özellikle başlarda hiçbir şey bilmezken. Kesinlikle kapatmak lazım. Başka türlü önleyemeyiz diye. Fakat yine sonra burada konuşmuştuk ya, bu kadar sağlıkçı kapamalıyız diyorsa ve kapanmıyorsa herhalde bir oturup düşünmek lazım yani. Çünkü bunun bir sebebi de ekonomiydi. Yani ekonomiler bu kapanmaları kaldıracak gibi değildi. En azından yaygın görüş böyle. Ve bu devam ediyor. Şimdi yani rahatlıkla mesela Avrupa'da işte toparlanma fonları adında, adı altında ECB'nin işte kurtarma paketleri, APP, PEPP neyse bir sürü harf salatası, işte alfabe çorbası neyse öyle diyorlar. Büyük büyük miktarlar, fakat kamu borçları da bir yandan şişiyor. Yani iş bittiğinde çok farklı şeyler konuşacağız belki. Daha önce Japonya için konuştuğumuz belki şimdi Avrupa için konuşulacak. Belki bir borç jübilesi, yani karşılıklı olarak alacak verecekten vazgeçmeyen. Nasıl olsa mahsuplaşma olacak belki de. Yani çok enteresan uç bir senaryodan bahsediyoruz aslında. Bu çok aslında. Uç görünürken hani o da olursa kapitalizm çöker noktasına gitmişken şimdi ya virüs falan diyerek bu hoş görülür noktaya da gelebilir. Oraya gelebilir. Dolayısıyla enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Fakat öyle ya da böyle bu henüz yaygın görüş olmadığı için işin hala bir ahlaki boyutu var. Yani hiçbir siyasetçi de aman ne olacak şuradan bir 250 milyar euro daha borçlarını vereyim diyemiyor. O yüzden de işler sıkıntılı yürüyor ve dolayısıyla ilk şeyde kapamalarda olduğundan çok daha yukarıda tuttular barı, ama ya bu sefer tabii enfeksiyonlar çok yüksek. Üstelik de daha Kasım ayına henüz girdik. Yani işin aralığı ocağı var. 5-6 ay var yani. Aşı bekleniyor, tamam anlıyorum, bekleniyor. Aralıkta ocakta, ama yani yine herkesin bildiği üzere başta belli başlı insanlar yapılacak. Yani belki sen ben gibi bir şekilde işine gitmek zorunda olan vatandaşlar için bu tehlike devam ediyor. Yani işleri kapatamadan insanlara hasta olmayın da denemez. Vatandaşlardan da bir yere kadar bir şeyler bekleyebilirsin. Tamam, sağlık senin sağlığın, ama işte Şubat'ta başladı desek Avrupa'da, neredeyse Şubat geldi, bir yıldır insanlar hiç alışık olmadıkları, insani olmayan bir hayatı sürdürmek durumunda kalıyorlar. İşin psikolojik boyutu vesaire de var. Bir de tabii insanlar işlerinden oluyorlar. Artık yani işinden olmaktansa sağlığından olmayı ne yazık ki insanlar göze alır durumdalar. Yani benim gördüğüm de bu. Beklenmeyen bir şey değildi sözün özü. Ekonomiler tabii ki yavaş yavaş şeylerini kaybettiler. Daha da hızlanacaktır bu ivme kaybı. Hatta Kasım'da konuştuk, bazı yerlerde, bazı ülkelerde daralmalar dahi görülebilir. O yüzden de bu periyoda girdik, benim gördüğüm de bu. Peki, hızlıca diğer konulara da bir değinelim istersen. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen PMI verisi. Kuvvetli gelmiş Çin'den gelen PMI rakamı. 53.6 gelmiş resmi imalat PMI verisi. Dolayısıyla aslında önceki aylarla kıyasladığımızda 51.5'larda önceki 2 ay. Öyle bakınca bayağı kuvvetli bir geri dönüş hikayesi Çin'de var. Tabii vaka sayıları, virüsle mücadele, orada başka yöntemlerle işlediği ve aslında ülkenin de belli bir eyaletinde sadece kapatılarak iş çözüldüğü için oradaki geri dönüş hızı belki diğer ülkeler için gıpta edilecek boyuta gelmiş görünüyor. Doğru, yani Çin önderliğinde tabii aklımızın ermediği bir şekilde acaba nasıl bu vakalar böyle sıfır sıfır devam ediyor 1.4 milyarlık ülkede, ama bir şekilde böyle herhalde anlattığım kadarıyla malzeme bu yani. Asya'yı tabii belki genel olarak ayırmak gerekir dünyanın kalanından. Çünkü ciddi bir izolasyon, ciddi bir takip, ciddi bir test kapasitesi, ciddi bir yönetim kabiliyetiyle Asya'nın birçok ülkesinde işler epeyce iyi yönetildi. Yani Güney Kore'den Tayvan'ına, Tayland'ına kadar bile, ki yani çok protestolar var orada başka işlerden ötürü, bu işler bir şekilde kotarıldı. Dolayısıyla şeyler de daha iyi geliyor. Yani PMI verilerine baktığında beklenenden hızlı toparlamalar var, beklenenden önce toparlamalar var. Çok sürpriz yok. Çin konusu açılmışken çok kısa belki şey de söyleyebiliriz.
Yani bu işte 4 günlük kongrenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Elimizde hala da yani nümerikler yok, bilmiyoruz kaç büyüme hedefi var, nedir ne değildir. Çünkü olacağını açıklamışlar. Ama onlar da Amerika'nın açtığı savaşı, tedarik zinciri problemlerini görüyorlar. Onlar da kendileri adına çeşitlendirmenin, özellikle kritik mallarda ikinci bir sağlayıcı olmasının çok kritik olduğunu söylüyorlar. Huawei vesaire gibi teknoloji şirketlerinin önünü açmak için çok ciddi planlar yapıyorlar. Daha fazla detay çıkacaktır ama bu işte hala taze ve diri devam ediyor. Şunu anlamak lazım ama Çin'de daha önceki yıllarda olduğu gibi 6,5 büyüme, daha önceki yıllarda olduğu gibi 7,5 büyüme, bu tür yüksek rakamlı büyüme hedeflerinden daha kaliteli, Çin'in kendi işine daha fazla yarayacak alanlardan bir büyüme stratejisine geçiş var. Dolayısıyla aslında eskisi kadar bütün dünya üzerinde doğrudan etkili olan bir Çin temasından biraz daha uzaklaşma ihtimali var önümüzdeki yıllarda. Elbette tüketimin çok önemli kısmı oradan gelmeye, üretimin çok önemli kısmı da oradan gelmeye devam edecektir ama Çin'in bu içe dönme stratejisini iyi anlamak lazım. Hakikaten birçok şeyi değiştirecek gibi görünür önümüzdeki dönemde. Hızlıca bir de bizim kendi iç gündemimizdeki iki meseleye bakalım. Bunlardan bir tanesi enflasyon gelecek yarın. Onun öncesinde baktığımızda İstanbul Ticaret Odası'nın ücretli geçim endeksinde orada 2.40'lık bir rakam var. Yani yüksek bir rakam gelmiş. Dolayısıyla aslında yıllık baktığımızda %12.40'lara gelmişiz. Hal böyle olunca gıda fiyatlarındaki yükseliş acaba bu tarafa sirayet eder mi? Resmi rakamlarda da bunu görür müyüz diye sorguluyoruz. Bu işin bir bacağı. Bir de Samex endeksi geldi. O da 50'nin altına düştü. Onu da aktarmış olalım. Yani buradaki şu anki makro koşullarda sonuçta enflasyon yüksek. Ciddi bir genişlemenin ardından şimdi finansal koşulları bir arada tutup yani olası toparlanmaya zarar vermemeye çalışıyoruz. Ama kırılgan da bir yerdeyiz tabii. Enflasyon açısından bakınca tabii yani son açıklanan veriler İstanbul enflasyonuyla TÜİK sepeti çok yerde uyuşmuyor. Fakat gıda fiyatlarındaki riske birkaç gündür konuşuyoruz bu riski. Bu devam edecek gibi. Enflasyonla ilgili en basit şey bahar aylarına kadar %12'ler civarında kalacağı kesin. Durum bu. Samex'in gösterdiği şey de yani tek hizmet endeksimiz olduğu için hizmet sektöründeki yavaşlamayı gösteriyor. Ve tipi toparlanmanın geride kaldığını, şimdi biraz daha makul bir büyüme patikasına girdiğimizi ve finansal risklerle mücadele ettiğimizi görmemiz lazım. Şu anki durum bu. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, günaydın, iyi günaydın, haftalar. Günaydın. İzmir'den gelen haberlere odaklanmış durumdayız. Hepimiz için tabii çok büyük bir üzüntü kaynağı. Bu kadar binada, bu kadar fazla aslında kıyıdan da bu kadar uzakta olmasına rağmen depremin nasıl hasara yol açtığı zannediyorum en fazla tartışacağımız şey. Ama bir yandan da hani acı dolu haberler çok geliyor ama işte daha bundan bir saat, bir buçuk saat önce yine oradan gelen iyi bir haber var. Dolayısıyla bir yandan da buralardan gelen haberleri, o 72 saat dolmadan çıkarılabilecek olan canları bekliyoruz. İşte dediğin gibi 65. saatte 3 yaşındaki Elif'i canlı olarak çıkardı oradaki ekipler. Çok yoğun bir çalışma yürütülüyor tabii. Bu gibi gelen haberlerde işte bu üzüntü arasında bize tebessüm yaratabiliyor en azından. Umarım önümüzdeki o çok kısa dönemde enkaz altında kalan daha onlarca vatandaşımız var. Onların da sağ salim çıkarılması haberlerini alırız diye ümit etmekten başka şu an itibariyle yapacak bir şeyimiz yok. Ama yapacak çok şey var aslında. Yani ne yazık ki bu depremler olmadan yapılması gereken birçok şeyi deprem olduktan sonra konuşup aslında işte o bölgedeki evler de şöyle zemin içerisindeymiş. Aslında bazı apartmanların altındaki işte dükkanlardan da kolonlar kesilmiş diye işte mişli geçmiş zamanlar kullanılarak olay olduktan sonra yapılmaya çalışılan, atılmaya çalışılan adımların hiçbir işe yaramadığı çok net bir şekilde bir kez daha gözümüzün önünde cereyan etti. Bundan sonra yapılması gerekenler açık. Çok hızlı ve acil bir şekilde bütün Türkiye'nin deprem bölgesi olduğu da düşünülerek işte İzmir için, İstanbul için, diğer tüm iller için işte kaç gündür bütün jeoloji mühendisleri, deprem uzmanları ekranlarda hangi bölgelerde nelerin olabileceğine dair çok net açıklamalar yapıyorlar. İşte bunların bir olay meydana gelmeden atılacak adımlarla ilgili olarak da tüm yetkililerin bir an önce bu hamleleri yapması gerekiyor. İşte ölçümler,
testler artık ne yapılması gerekiyorsa bir kez daha Türkiye'nin bu gibi acılarla sınanmaması için işte bunların yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bir kez daha bu sefer de İzmir depremiyle anladık. Tekrar tüm Türkiye'ye geçmiş olsun, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Umalım ki yakın zamanda enkaz altındaki diğer vatandaşlarımıza da sağ salim ulaşılabilir. Bu konuda da diyebilecek çok fazla bir şey yok ne yazık ki şu an itibariyle. Peki biraz vakalar ve virüs tarafına da dönüp bakalım istersen. Burada da sayı giderek artıyor. Dolayısıyla aslında Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da baktığımızda, diğer taraftan insanların tepkilerine de baktığımızda yaygınlığın arttığını görüyoruz. Ama herhangi bir kısıtlama gelecek mi gelmeyecek mi herkesin merak ettiği yer orası. Şu an itibariyle bir kısıtlama yok. Şimdi tüm siz de konuştunuz az önce. Avrupa'da adımlar atılmaya başlandı. İşte Belçika'da bugün, Almanya'da bugün, Avusturya'da yarından itibaren kısıtlama kararları devreye giriyor. Fransa ve İngiltere belirli kararlar aldı. İngiltere 5 Kasım'dan itibaren ikinci tecrit dönemine başlıyor. Fransa'da bahara oranla biraz daha esnek bir şekilde ama çeşitli önlemler var. Bu önlemlerin ortak yanı okulların devam ediyor olması. Ama okullar dışında özellikle akşam belirli saatlerden sonra bazı ülkelerde 20'den bazı ülkelerde 22-23'ten sonra sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Özellikle paket servis dışında restoranlar, barların kapandığını görüyoruz. Yani Avrupa'daki birçok ülke önlemlerin seviyesini artırmış durumda. Türkiye'de şu an itibariyle yeni bir kısıtlama kararı alınmadı. Alınabilir mi? Vaka sayılarının veya hasta sayılarının artık nasıl adlandırıyorsak daha fazla artması durumunda bu önlemler yoluna gidilebilir. Özellikle belirli iller açısından söylüyorum. Başta İstanbul olmak üzere ama hafta sonu da Ankara'da bir takım yetkililerle görüştüm. Şu an itibariyle herhangi bir sokağa çıkma yasağı, kısıtlama, seyahat yasağı gibi bir durumun öngörülmediği söylendi ama yakından takip edildiği ve bu kapsamda da gerektiği zaman gereken adımların atılacağı ifadesi kullanılıyor. Yani içeride Covid gündemi, dışarıda da özellikle hem depremden kaynaklı olarak Yunanistan'la yine bir yakınlaşmayı tanıklık ediyoruz. Hem de Azerbaycan konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yine Bakü'deydi Aliyev ile beraber de Azerbaycan konusunda da Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğuna yönelik mesajları oldukça fazla duyacağımız bir gün olacak. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporu böylelikle sonlanıyor. Kısa bir ara sonra yatırım ülkenini izleyebilirsiniz.